Meryem hoş geldin. Hoş bulduk, Meryem, senin bu mehir olayından sonra bize çok fazla telefon geldi. Ben anladım ki mehirle ilgili çok sıkıntı yaşayanlar var senin gibi. Şimdi sen artık evliliğini bitirmişsin. Resmi olmayan bir birliktelik ve resmi olan bir birliktelik yaşıyorsun şu anda. Orada sıkıntıların var ama sen ne kadarlık bir mehir talep etmiştin? Normalde aslında dinen 80 gram yani altın. 80 gram mehir, altın. En az 80 gram altın diye ama bize kıyan 9 cumhuriyet altınını kıymıştı. Aslında daha az. Bunu sana sordular mı? Ne kadar istiyorsun kızım dediler. Sordu da yani o kendisi o şekilde belirledi. O şekilde kıydı yani. Ben de çok bir şey istemedim. Yeter Peki, dedim yani. Sen ayrılırken ben mehirimi istiyorum dedin mi? Söyledim, her zaman söyledim yani. Ne yaptı? Hiç biz mehir konuşmadık diyor yani, inkar ediyor. Öyle bir şey yazılı yok olarak var mı elinde? Yazılı olarak vardı işte, diyorum Zahide Hanım, kaybettim. Ah keşke kaybetmeseydim. Ya böyle taşınma olayı falan olunca kayboldum. Yani bu mehir bize dinen, kadınlara hak, bize hak. Normalde hak yani, herkese sorsanız söyler yani, 80 gramdır bunun şeyi, en alt sınırı. En alt sınırı var evet, mı acaba? 80 gram. Bana peki, öyle söylemişti yani o zaman, hoca en son. Tamam. Şimdi onu tabii bir hocaya sormak lazım ama ya yani bu işi bilen birisi ama ben şimdi avukatımıza sormak istiyorum. Evet. Artık bu iş bitmiş. Aradan bir zaman geçmiş fakat mehrini alamadığını söylüyor. Hukuken bir yapabileceği bir şey var mı? Şimdi şöyle, tabii ispatla alakalı sıkıntıları var ama mesela o kayınpederi tarafından takılan bilezikler var ya. Evet. Şimdi o aslında senin mehirlere sanki karşılık geliyor gibi. Hayır ama aynı kişiden bahsetmiyoruz. Resmi hayır, olmayan normalde mehir, mehiri adam yapması lazım var. Yani. O diyelim babasının bir hediyesi oldu bana. Yani. O ayrıysa. Şimdi resmi olarak evli olandan bahsetmiyoruz. Bu daha önceki birlikteliği. Ondan değil, bu yenisinden bahsediyor. Yok, ikincisini bahsediyor. İkincisinden bahsediyor. Ha bu ikincisinden. Evet. Birincisinden kapandı, var mıydı öyle bitti, bir şey? İkincisi kapandı, onu geçelim. Ha ondan mehrini aldın mı sen? Yok, almadı da o önemli. Herhalde ilkinden. Bir miktar aldım yani onu. Bir miktar ha oradan almışsın mehrini, tamam. Şimdi şöyle aslında. Şimdi boşanmada o dinen de kadın boşanmak istiyorsa, kendisi boşanmak istiyorsa dinen aldığı mehrin yarısını iade etmesi gerekiyor. Dinen kısmını söylüyorum. Ondan sonra kendisi arzu ediyorsa yani, tabii boşanmak istiyorsa kadın yarısını iade etmesi lazım. Dinen böyle. Çünkü peygamberimize bir kadın geliyor, ben boşanmak istiyorum diyor. Sen diyor mehir aldın mı diyor. Aldım diyor. O zaman diyor iade et diyor. Yarısını. Aslında kendisi hepten boşanmak istiyorsa tamamını iade edecek. Ama evlendikten sonra bir gün kalmışsa o zaman yarısını iade etme durumları var yani. Ha yani evlilik birliği gerçekleşmişse. Evet. Tamam. Onun için yani bu eğer dini, biz mesela bazen dini şeylerle, mesela bir insan şunu düşünelim temelde. Dinle alakalı bir şeyiniz var mı? Yani bu kurallara inanıyor musunuz? İnanıyorsanız birazcık o noktada gitmeniz gerekiyor. Yani bazen oradan bazen oradan menfaatime hangisi geliyor diye bakarsanız burada mutlu olamazsınız. Yani evet, onun için biz öyle oldu zaten. Ha, gelelim şeye, bu normal mehir olayına gelelim. Evlilikle neticelenen mehirden bahsediyorum. Hı. Şimdi mehri kanunlarımız, yargıtayımız kadına verilmiş, kadının sahiplenmek üzere verilmiş hediye olarak kabul ediyor. Yani artık mehir kadının malı olmuştur. Hukuken kadının malı olmuştur. Onun için boşanmayla beraber erkek kadına bu mehri vermesi gerekiyor. Yani erkek kadına mehir olarak tayin edilen miktarı, ama tabii buradaki bizim aslında kadınlarımızın yaptığı mehir sözleşmesindeki mehir, dinen iki türlü mehir var. Birisi mihri muaccel, birisi müeccel. Mihri muaccel hemen verilen mehir. Yani evlenmekle kadına bir hediye veriyorsun ya. Hı. O mihri muaccel oluyor, hemen verilen. Bir de mihri müeccel var. Sonra. Mihri müeccel de kadına diyorsun ki sana bir daire alacağım. Ya o anlaşmaya bağlı. Kadın diyebilir ki ben iki daire istiyorum adamın geçim şeyine göre. O da ileride verilecek mehir. Ya bizim şu anda kanunlarımızda geçerli olan şey aslında hemen ödenen mehir kısmına, yani mihri muaccel yerine alınıyor bu hediyeler. Onun için bu hediyeler kadının malı oluyor. Yani düğünde takılan altınlar kadının malı oluyor. Buna giriyor mu? Tabii aynen. Aynen aslında öyle. Mehir yerine geçiyor geçer mu? Geçer. Geçiyor mu? Geçer tabii. Hediye hepsi hediyedir. Aslında mehri, yani bizim hukukumuz şeyi kabul etmiyor. Mecellede mehir var ama eski hukukta.
Bizim hukukumuzda tüm hediyeleri o mehrin verilmesini de hediye olarak kabul etmiş hukukumuz. Ve doğru bir şey yapmış, uygulamalar çok doğru yani. Düğünde mesela evleniyoruz. Evet. Eşime takıldı, bana takıldı. Ona takılanlar da onlar hediye. Onlar hediye. Onlar beyefendiye hediye, bunlar hanımefendiye hediye. Hepsi kadına hediye kabul ediliyor. Ya ona da takılsa nereye taktığınız önemli değil, kimin yakasına taktığınız. Hepsi kadına hediye kabul ediliyor. Tabii ki. Mehir de kadına hediye kabul ediyor. Yani aslında hediyeler daha geniş bir kavram. Mehir de hediyelerin içinde bir kavram olarak düşünebiliriz. Yani mehir de bir nevi hediye kabul ediliyor. Peki işler güzelken sorun değil ama işler kötüleştiğinde. Evet. Bu arada bir şey soracağım. Biz mehrimizi, mehri muacceli değil, daha ileride olan mehri hemen isteyebiliyor muyuz? İsteyemezsiniz. Yani şöyle, ona bir vade tanıdıysanız ama boşanmakla o da muaccel oluyor. Yani sen o da hemen verilmesi gereken kısma giriyor. Mesela adam boşanmak istiyorsa... Adam diyor ki ben boşanma, o zaman mehrimi ver diyebiliyorsun o zaman. O zaman muaccel oluyor. Hemen ödenmesi gerekiyor. Aa, yenisini bulmuş gidiyor. Evet. Oldu. Tamam, o zaman gel şu mehrini ver diyor. Ama şimdi bakın, burada daha derin mevzular var. Burada girmeye gerek yok. Şimdi mehri muaccel var, müeccel var ama mal ortaklığı rejiminin içerisinde bunlar erimiş oluyor aslında. Şimdi şu anda sistemimizde mal ortaklığı var. O zaman o mehir olayına gerek yok. Yani zaten mehri tamam, şimdi maalesef, mal ortaklığı rejimini kabul ettiğiniz için şöyle bir yanlış yapılıyor. Şöyle bir yanlış yapılıyor. Hem dinen alabildiğini alıyor, hem de hukuken alabildiğini alıyor. Hocam yani, dini hassasiyeti olmazsa ne yapacak bu kadınlar? Yani, Aa, ben gidiyorum eyvallah dedik, ne olacak? Evet, o zaman adam, sıkıntı tabii. İşte o zaman hukuk Allah bizi koruyor. Allah insanlara vicdan versin. Yani amin, vicdanı amin. Olmayan insanla uğraşmak zor. Yani öncelikle biz arkadaşlar bakın, yani insanoğlu evlenir de boşanır da. Hatta çocuklarla alakalı bizim kültürümüzü maalesef, bizim kültürümüz aslında öyle olmamalı. Yani çocukları çok işe alet ediyoruz. Çocuklar üzerinden çok intikam almaya çalışıyoruz. Yani çok bunlar doğru şeyler değil. Bakın o çocukların psikolojisi, vay annene sarılma, annene varma. Ya sen bak, bu kadın böyle yaptı. Biz duramıyoruz, biz heyecanlı bir milletiz. Vay bu adam böyle yaptı, bu kadın böyle yaptı. Dolduruyoruz çocukları. Farkında olmadan çocuğun yanında telefonla konuşuyorsun. Sen kendi annenle konuşuyorsun ama çocuk onu duyuyor. Sen annene diyorsun ki ya bu adam affedersin çok bilmem ne falan filan diyorsun ama çocuk orada duyuyor onu. Ondan etkileniyor. Bunlara dikkat edelim. Yani yuvayı çocukların üzerine yıkmayalım. Bırakın onların onlar düzgün yetişsin. Onlar memlekete, belki onların içinden ne dahiler çıkacak. Peki hocam. Evet. Peki, çok güzel bir laf söylediniz. Evet. Siz ayrılabilirsiniz. Sizin yuvanız yıkılabilir ama o yuvayı çocuklarınız önünüze yıkmayın. Benim annem babam ayrıldı ama ben ne annemden ne babamdan asla kötü bir şey duymadım. Birbiriyle ilgili belki bu en büyük çıkış yolumdu. Ben de aynı şeyi yaptırmam da. Peki şimdi konuşacağız Meryem. Bir telefon var. İhbar telefonu senin arkadaşın olduğunu söyledi. Ama sesinin değiştirilmesini istediği için sesini değiştirdik mi arkadaşlar? Değiştirdik, tamam. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar Zahide Hanım. Merhabalar. Siz Meryem Hanım'ı tanıyorsunuz. Evet Zahide Hanım. Peki ne söylemek istersiniz bize? Şöyle Zahide Hanım, Meryem Hanım'ı yakından tanıyorum ben. Uzun zamandır tanıyorum. Görüşmüyoruz şu an ama. Meryem Hanım bana anlatırdı bir şeylerini böyle. Bu adamla, yani Mehmet Ali Bey'le evlenirken de evlenmeyi hiç istemediğini söylemişti bana. Şikayet ediyordu sürekli. Ne diyordu? Yani, söyleniyordu işte böyle dağınıklığından falan. Evde mutsuzdu yani Meryem Hanım. Niye evlendin Meryem o zaman? Zaten istiyor musun? İşte hiç tanıyamadım. Ya biraz aceleye geldi. Yani normal bir aile hayatım olsun istedim. Çok iyi dediler bana. Hani bana bir zararı olmasın istedim. Yeter dedim yani. Buyurun. Zahide Hanım, buyurun. Bu eski eşiyle olan olaylarından da haberim var. Yani onları da biliyorum, onları da anlatıyordu bana. Hangisinden bahsediyorsunuz? Bu fotoğraflarının, videolarının olduğu. Müstehcen video vesaire. Ha. Yani saklamasının sebebi de şöyle, eski eşini unutamaması yani hala. Bir şeyler hissediyor gibi konuşuyordu çünkü Meryem Hanım Bu sizin iddianız ama. Hayır, öyle mi Meryem? Öyle bir şey yok, mümkün değil. 8 yıl oldu. Evet evet Zahide Hanım. 8 yıldır bunlar nasıl yani. Telefonunda diye de düşünebilirsiniz. Telefonumda değil Zahide Hanım, telefonumda değil yani. Silmişim, nasıl çıktı anlamadım ben de zaten. Alın mikrofonu, dur bakayım, benimkiler de duramadı yerinde, söyleyin. Zahide Hanım, silinen fotoğraflar bir daha tekrar geri gelmez. Siz onu bilgisayara taktım, oradan geldi. Oradan geldi abla yani. Herhangi bir şey olursa hayır, karşı şey tarafa yok. Koz olarak kullanmak için.
Nasıl ben kız aklınız olarak kaldı kullanayım? Herhalde ilk, ilk eşinizde. Peki benim anlayamadım, 3 hafta nasıl bir evlilik bu? Ya benim istemediğim bir evlilikti yani. Baktım olmayacak olarak yine geri döndüm. Resmi nikahla evlenmiyorsunuz da. Yani çok da 12-13 yaşında değilmişsin yani. Ki. Yaşın yerindeymiş, ben onu anlayamıyorum. Ya dediğim gibi ben aileme fazla karşı çıkamadım. Tamam dedim bir zamandan sonra. Yoksa çok istemedim yani. Meryem, üç peki hafta neden 3 hafta içinde bıraktı sizi? Ya 3 hafta biz beraber durduk. O böyle İstanbul'a döndü. Ben ailesiyle kaldım yani. Böyle ailesiyle beni hizmetçi olarak, köle olarak yani meğerse. O niyetle benimle evlenmiş yani. Annem nerede sen orada? Onunla kesinlikle ayrılamazsın falan söylerdi. E sen ne kadar kaldın sonra o evde? E sonra o evde toplasan 3 ay yakın kaldı. Meryem, o fotoğrafları çekmeyi kim istedi? Sen mi arzu ettin ya, yoksa o eşin mi? O da istedi. İkimiz İkinizin istedi ortak aslında. Kararı mıydı fotoğrafları çekmek? Sen nasıl cesaret ettin Meryem'im hiç ya? Hiç korkmadın mı 3 haftadır tanıdığım? Ya çok bir şey yok, dediğim gibi kafam açık, kollarım açık yani. Öyle çok özel bir şey yok yani. Ya bunu işte. Sanki peki Meryem, iki dakika yani. Şöyle şuraya gider misin hayatım? Bak Berkay seni bekliyor orada. Mikrofonda sorunum var. Hemen onu çözsünler, gel lütfen. Ha hemen Meryem mikrofonunu bir çözün. Yani 3 hani hafta çok kısa. Acaba diye yani işinin anlattığını. Bu kadar gizem katmak bence çok şey yani. Hocam sadece resim değil, orada videolar var ve müstehcen videolar var. Ha eşi yayında da söyledi, bana da söyledi de. Evet. Mikrofon tutun ama duyamıyorum sizi. Yayında müstehcen resimler şey dedi, videolar da var, resimler de var dedi. Yani hiç Meryem'le hiç bağdaştıramıyorum da böyle. Ama yani adam istemiş, bizim kız da hayır diyememiş mi dedim ama. Hani ikisi de istemiş belli ki. Bir de bu adam bunları seyretmiş. Yani şimdiki eşi seyretmiş. Biz ekip olarak dedik ki bunlar gerçek mi? Hani biz gerçekliğini görmeden böyle bir şeyi de söyleyemeyiz. Zayda Hanım gerçek dedi. İzlediniz mi dedik? Evet dedi. Ne var dedik? Baya baya hani söyleyemiyorum yani. Baya öyle hani sadece başı açık olunca açık oluyor gibi değil yani. O baya evet yani baya bir şey var dedi. E peki sen Meryem... Utan, hani ne bileyim ben utanırım yani. 3 haftadır utandım tanıyorsun. Utandım zaten ben de eşi. Biz zaten sildik onları yani, böyle nasıl çıktı ben anlamadım zaten. 8 yıl önce silinen şeyler 8 sene sonra. 8 sene değil işte, eşimle beraberdim o zaman diyelim, 2-3 sene falan olmuştu. Kendisi saklamıştı, bana sildim söyledi, kendisi saklamış onları. Nasıl yani? Ya biz söyledim ki hani göründü o resimler, sildi, kapandı o olay yani. Sonra mahkemeyi boşama Meryem, davasına şey çıkınca çıktı ortaya. Senin dediğine göre, iddiana göre. Evet. Bunları sen dedin ki benim fotoğraf çekemiyorum artık, bunu boşaltalım. Bilgisayara evet. Bağladınız, bir baktınız o evet. Videoda kaç tane videodan bahsediyoruz biz? Bilmiyorum, ben izlemedim, sil dedim onları yani, ben izleyemedim. O da sildim dedi yani ama... Bir tane mi, birkaç tane mi? Birkaç tane vardı. Fotoğraf var mıydı? Fotoğraf da vardı. Birkaç fotoğraf, yani birkaç benim video. Düğün resimlerim de vardı, nişan resim de vardı, beraber yani çekildiğimiz resimler, her şey vardı yani içinde. Peki sen bunları eski eşini sildiğini zannediyorsun ama senin telefonunda. Bir de niye senin telefonunla mı çekti, kendi telefonunda benim, mı? Benim telefonum, evet. Senin telefonunla çekti. Peki bunları şimdi yeni eşin izledi mi? Mehmet Ali Bey izledi mi? Ya dediğim gibi izlemedik biz zaten, doğru düzgün izlemedik yani, ben sonradan sildim. Hayır, dedi onları. Hayır, ikinci eşin. Resmi nikahlı olduğu eşin. İzlemedi yani. Sonradan benden gizli mi yaptı bilmiyorum. Haberim yok yani. Çünkü yayındayken çıldırır izlediğini söylemişti. Çıldırır bir adam ya. Evet, yayındayken yani, izlediğini söyledi. Bu da çok yakışık. Çıldırır bir adam bir yani. Ya hiçbir şey yapmadı, dedim ki kapandı o konu yani. Sonra nasıl açıldı? Dediğim gibi hani böyle birkaç ay daha sürdü. Ben dayak yedim zaten en son. Benim üstüme yürüdü işte. Yüzüme falan vurdu. Omuzlarıma vurdu. Sonra ben bu sabahın demirini aldım, ona vuracaktım yani. Öklek olduğu için kaçtı gitti. Sonra ben aynayı kırdım, bu şekilde gittim, ben evden ayrıldım zaten. Sonradan dava açtıktan sonra bu şeyler çıktı ortaya. Fotoğraflar. Evet. Onları senin telefondan alıp kendisi mi gizlemiş? Kendisi gizlemiş. Kendisine... Yani ben sildim demiş, gizlemiş yani. Silmemiş aslında. Evet. Belki bilgisayara aktardı. Bozularak kullanır diye kendisi düşünmüş işte böyle bir şey olunca. Tövbe yarabbim ya. Ya ben çok bahsetmek istemiyorum yani Zayda Hanım. Peki bunu kendisi yaydı yani, dedin sen. Bu yaymadan bahsettiğim... Yaymak mahkemeyle ilgili yani. Bu mahkemelerde falan gösterdi. Mahkemede bu gösterildi mi? Evet. Yayma sayılıyor tabii ki. Mahkemede nasıl bu gösteriliyor suç hocam ya? Bakın bu suç şöyle. Değil, bu kızın müstehcen görüntüleri... Bakın bu kızın bak olabilir. Şimdi evlilik hayatında ya yani kendisi biriyle evliliği bırak, biriyle bir birlikteliği var. Bu özelidir bu. Meryem Hanım'ın bu özeli. Şimdi bu Meryem Hanım daha önce bir birliktelik yaşamış. Yani şimdi bakın bangır bangır yani burada bir dini olunca mı böyle oluyor? Yani Meryem Hanım'ın bir birlikteliği var. Şimdi Meryem Hanım bu birlikteliğinde özel fotoğraflar çektirmiş.
Olabilir insanoğlu, yapabilirler, fantazi yapabilirler. Buna kimse karışamaz. Buna kimse karışamaz kardeşim. Meryem Hanım'ın daha önceki ilişkisiyle alakalı çektiği video, hocam, fotoğrafı kimse karışamaz. Benim hocam, düşüncem bu. Tamam. Yani şimdi, aynen, zina yapıyorlar, Meryem, bir şey olmuyor, suç olmuyor. Yani bu zina değil, günah peki, değil yani. Haram arkadaşını değil. Da bekletmeyelim, onu da galiba iş yerine dönmesi gerekiyormuş. Tanımıyorum, tanımıyorum. Ha yani. Yolladık onu değil mi? Öyle bir tamam, şey mümkün o gitti. Değil. 8 yıl oldu yani. Peki.